Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nakolux bebeğini. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşmakta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben öncesinde ilmeklerimi attım, 2 diş haroşa ördüm. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız buyurun hep birlikte başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sıramızda başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve burada ipimi şişime doluyorum. Şu iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örerek kesiyorum. Arada bir tane de düz ördüm. Ve şimdi bu iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez de doladım. 2 tane ters örüyorum. Buraya kadar bir model yapmış oluyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, bir doladık, 2 ilmeği sola doğru kestik. Bir ilmek düz ördük, iki ilmeği sağa doğru kestik ve doladık. İki düz ördük. Şimdi bir kez doluyorum ipimi şişime. Şu iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum, birlikte örerek. Arada bir tane düz ördüm. Şu iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez de doluyorum ipimi şişime. İki tane ters ördüm, ipimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi de örüp İlk sırayı tamamlıyorum. İkinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyiz. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 5 tane ters. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada 5 tane düzüm var. Birincisini ördüm düz. Yani ajurun üstü hemen. Ve burada ipimi doluyorum şişime. Burada 3 tane arada düzüm var. Bunların 3'ünü de kesip bir ilmeğe düşüreceğim. Şöyle ilkini örer gibi sağ şişimi alıp şu ikisini birlikte örüyorum. Ve şu örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. İpimi doluyorum şişime, bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada yine 5 tane düz ilmeğim var. Birinciyi düz ördüm. İpimi doluyorum. Şu 3 ilmeği kesip tek ilmeğe düşüreceğim. İlkini örmeden sağ şişimi alıyorum. Diğer ikisini birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği diğerinin üzerinden atlatıyorum. İpimi doladım şişime. Bir tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp 3. sırayı ön yüzden tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde 4. sıradayız arkadaşlar. Ayrıca bu bizim son sıramız ilk model için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Burada 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 5 tane ters. Yani ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum arka yüzde. Bu model boyunca bu işlem hep böyle. Arka yüzde düzler düz, tersler ters örülüyor. Ve modelimizi bir kez kurduk. Ama tabii şu an çok da anlaşılmıyor. Birlikte bir kez daha kuralım modelimizi. Tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez de doluyorum.
İlmeklerimi iki ilmeği sola doğru çevirerek kesiyorum. Birlikte örüyorum. Düz örüyorum bu arada. Bir tane de yüz ördüm arada. Şu iki ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. İpimi bana doğru aldım ve bir kez de doladım. İki tane ters örüyorum arada. İpimi doluyorum şişime. Şu iki ilmeği yine sola doğru çevirerek kesip tek ilmeği düşürüyorum ve düz örüyorum. Arada bir tane düz ördüm. Şu iki ilmeği de sağa doğru yatırarak yönlerini kesiyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez de doladım. İki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğini örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. İlk sırayı tamamladık ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Beş tane ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyoruz. Arka yüzü de tamamladık. İkinci sırayı. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız arkadaşlar. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. İki tane ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bir tane düz örüyorum. İpimi doluyorum şişime. Şimdi burada üç tane düzüm var. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini düz örüp kesiyorum. Örmeden aldığımı üzerinden atlatıyorum ve ipimi doluyorum şişime. Bir tane düz ördüm. Arada iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine beş tane düz olan kısma geldim. İlk ilmeğimi örüyorum. Doluyorum şişme ipime. Şimdi bu üç ilmeğin ilkini örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer ikisini örüyorum. Ve örmeden aldığımı onun üzerinden atlatıyorum. Ve ipimi doladım. Bir tane düz ördüm. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sırayı ön yüzden tamamlıyorum. Arka yüzde son sıradayız. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Beş tane ters. Yani ilmekleri tersleri ters, düzleri düz şeklinde gördüğümüz gibi örüyoruz. İki tane düz. Beş tane ters. İki tane düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi iki kez kurmuş olduk. Model 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Ben şimdi kamera arkasında da ördüm. Böyle daha büyük bir parçada sizlere göstermek için. Şöyle arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şöyle her yönden gösteriyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Ve çok yönlü bir model. Gerek yetişkin örgülerinde, gerek çocuk örgülerinde, gerek bebek örgülerinde her yerde kullanabileceğiniz bir model. Anne yeleklerinde de olabilir, çocuk yeleklerinde, hırkalarında da olabilir. Her yerde kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.